Evet kıymetli ablalarım, hepimiz Tokatlıyız. Ben de Evyaba'dan. Siz de Haçpazarlısınız. Yerinizi aldınız. Neler düşünüyorsunuz? Neler düşünüyoruz? Haçpazarlılara hayırlı uğurlu olsun. Yani bayağı dernek başkanı da zahmet çekti. Kesinlikle. Başkanınızın kıymetini biliyoruz. Evet, biliyoruz zaten. Yani biz de bir aydır Mert'e gitmeyiz. Şimdi abla sen de anca Mert'lersin kocanı. Gece gündüz burada. Bizzat ben şahidim burada. Gelip gidiyorum. Pantolonu toz toprak içinde. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Adnan Başkan iyi. Ablacığım siz neler? Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gittim gezdim, ben yeni geldim Erbağ'dan. Mezarlıkları gezdim. Haçpazarı mezarlıklarını, ama bayağı bir bakım istiyor. Erbağ'dan selam getir. Görürsem dedim, diyeceğim önce bu mezarlıkları yaptırsın. Gerçekten. Köyünüzün muhtarı yok mu ablacığım? Efendim? Valla muhtarı falan, biz öylesine mezar üstüne gittik geldik gezdik. Ben orada durmuyorum, burada duruyorum. Öyle gittik geldik. Teşekkür ederim ablacığım. Sizin ablacığım. Sizinle aynı ya, diyorum köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın Rabbim. Amin. Bundan sonra bol bol bayanlar buraya gelip faaliyet yaparlar herhalde. İnşallah. Sizin köyünüzde başka köylere örnek olur. Teşekkür ederiz. Sen neler söyleyeceksin bakayım? Bir şey söyleyeceksin mi? Haçpazarı'nın yeni üyesi. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Selamun aleyküm. Abi, derneğinizin yeri alındı. Bütün Hacı Pazarlılara ben öncelikle hayırlı olsun diyorum. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi evvela derneğimizin bu yerinin alınmasında Adnan Ak kardeşimize büyük minnettarım. Köyümüz hepsi biliyor bunu, üye olarak hepimiz biliyoruz. Bunun gibi böyle dernek başkanı olup da en şanslısı bizim köy diye düşünüyorum. Kesinlikle. Adnan dolayısıyla. Tamam mı? Sonra çok mütevazi, çok alçak gönüllü. Herkesin böyle gözüne bakar ki buna nasıl davranayım diye, incitmeme açısından. Yani bir cennet belirtisi var bunda. Kısaca diyorsunuz ki Adnan Başkan kendi köylüsünün psikolojisini çok iyi tartıyor. Aynen öyle. Geçenlerde böyle yine şeyde toplantıda diyor ki, tabii mütevaziliği onun var. İşte daha idare edecek kişileri yetiştirmemiz lazım yanımızda. Ne yahu dedi? 10 sene en az bir kere başımızdasın. Ondan sonra bir kere daha düşürürüz dedi. Allah uzun ömür versin. Teşekkür ediyorum hepiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet amca, sizin düşünceleriniz nedir? Gerek başkanımız Adnan Bey ile alakalı ve gerekse köyünüze alınmış olan yerle alakalı. Ben çok iyi bir yer bulmuşlar, güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah daha iyisini nasip eylesin ya Rabbi. Bu iyi, daha iyisini de nasip eylesin ya Rabbi. Adnan'a da başarılar diliyorum. Çok iyi bir şey, iyi oldu yani Adnan içinde. Millet için de iyi oldu yani. En azından güvenilir bir kişi devam. Güvenilir bir kişi. O yüzden hoşuma gitti. Çok iyi. Teşekkür ederim. Sağ olun amca. Sizin arkadaşım düşünceleriniz nedir? Şimdi ilk adım attık. İnşallah bundan sonra daha iyi güzellerini nasip eder inşallah Cenab-ı Allah bize. Resmi olarak ilk yerimizi aldık. Sevinçliyiz, mutluyuz. Bundan sonra sosyal faaliyetlerimiz sürekli devam edecek. Allah olmayana versin diyor muyuz? Amin. İnşallah cümlemizi herkese nasip etsin. Olmayanlara da nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Önce hoş geldiniz sizler de arkadaşlar. Bütün olmayan, derneğe olmayan arkadaşlarımıza, yakın köylerimize, dostlarımıza da Allah nasip etsin diyorum. Allah başkanımızdan razı olsun. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. O gelmeyen bazı arkadaşlarımız var. Farkındayım. O arkadaşları da çağrı yapıyorum buradan. Her zaman birlik, beraberlik olmaya biz varız. Gelsinler. Her zaman beraber olmak iyidir. Size de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için. Sağ olun. Abi, hayırlı uğurlu olsun yeriniz. Gerek Adnan Başkanımızla ilgili, gerekse yerinizin alımıyla ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Vallahi çok güzel bir şey yaptı başkanımız. Allah ondan razı olsun. Bin kat razı olsun.
Yani ben buraya geleceğimizi hiç sanmıyordum. Bugün gördüm ki geldik. Yani vatana millet hayırlı olsun. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Sizin Adnan Bey'e ve yönetimine hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel bir yer aldılar. Yerleri 3 belediyenin de birleştiği bir nokta. Ulaşımda sorun olmayan bir yer. Belediyenin birisi redçekse öbürü mutlaka yanaşacak. 3 belediyenin ortası olduğundan dolayı böyle bir yeri hayırlı uğurlu olsun. Bütün Ervarlara, Hacı Pazarlara hepsine, tümüne teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizin abicim. Ben Adnan ve yönetimindeki ve diğer tüm beraber çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Bu mekanı kazandırdı, Erbaa'ya kazandırdılar için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz zannedersem yönetimdeydiniz. Yönetimdeyim zaten de. Şimdi yönetimde olduğumuz için biz de köyümüz için bir hizmet için bunu söz verdik. Sözümüzü de yerine getirdik bir sene içinde. Ama bizim köylülerimizden bizlere destek vermesini istiyoruz yani biraz daha. Biz bu hale getirdik. Bir aydır buraya koşturuyoruz, yapacağız, edeceğiz diye her imkanla. Biz de iyi bir şey olsun diye uğraşıyoruz. Hem başkanımız hem yönetim arkadaşımız hepsine teşekkür ederim yani. Böyle bir şey yaptığımız için bizler köylülerimize hayırlı uğurlu olsun. Ama bütün Tokat derneklerine de bu kapımız açıktır yani. Tokat ile Erbaa bütün derneklerimizin kapımız açıktır. Ev yabaya da çıkma ev yabaya. Ev yabaya zaten açık. Yani yok orada bir şey değil de. Allah razı olsun. Onursan gelsin. Biz herkese kapımız açık. O yönden yani herkese teşekkür edin. Buraya gelen misafirler, dernek başkanlarına. Hepsinden Allah razı olsun buraya geldikleri için. Biz daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz yani görevde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Abi nasılsın? Size değil mi söz hakkı? Ben de. Evet, isim neydi abi? Bilal Aydın. Bilal Aydın abim, değerli hemşerim. Aynı zamanda Tokat Gazetesi'nde Anadolu temsilcisi Sayın Bilal abimle beraberiz. Bilal abim, bu konuda derneklerle alakalı duygu ve düşünceleriniz Tokat nereye gidiyor? Tokatlılar ne yapmak istiyor? Bununla alakalı artı gazeteci olduğunuz için de muhtemelen bu konularla ilgili bizden daha çok bilgiye sahipsiniz. Lütfen düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ediyorum beyefendi. Bu imkanı bize tanıdığınız için. Ben 1956 Erbaa Çatalanköy doğumluyum. 86'dan bu tarafa İstanbul'da ikamet etmekteyim. Aynı zamanda Sultanbeyli Erbaa'lılar Dernek Başkanlığı'nı yaptım. Şu anda da yine yönetimde başkan yardımcısıyım. Bu derneklerle ilgili ben şunu söylemek isterim. İstanbul'da insanlar birbirlerini tanımak için dernek şart. Ben bir dernek başkanıyla görüştüm. Ben diyor amcamın oğlunu dahi tanımıyordum. Akrabalarımı hiç tanımıyordum. 2,5 yıl içerisinde bu derneğimizi kurduk. Bütün köylerimize tanıştık. Efendime söyleyeyim. Bu İnsanları bir araya topladık. Ramazan'da iftar verdik. Bayramlaştık. Cenazelerimizde, düğünümüzde, nişanımızda hep bir araya geldik. Bu sözleri söyledi ve doğruyu söyledi. Ben de dernek başkanıyken köyümden, kentimden gelenlere hep yardımcı olmaya çalıştım. Sosyal faaliyetlerde, düğünlerde, cenazelerde, efendime söyleyeyim nişanlarda, işsizlerde, açsızlarda, efendime söyleyeyim oluyor. Benim de başıma geldi bunlar. Haçlıksız kalanlara bir konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz böyleydi. Halen de devam ediyoruz. Şu anda bu Erbaalılar Hacı Pazar Köyü'nün bu derneğin açılışının açmasının Sayın Adnan Akın çok katkısı var. Çok çalıştı, çok çabaladı. Hatta Adnan Bey'le yerel bir televizyonda biz programlar da yaptık. Erbaa Konuşuyor programında çok konuştuk. Dertlerimizi, dileklerimizi çok anlattık. Köylerimize faydalı olabilmek için de buradaki insanları bir araya getirip ve derneğin faaliyetlerini anlataraktan köydeki insanlara da faydalı olacağız. Okumasında, suyunda, efendime söyleyeyim yolunda, hepsinde bunların çok faydası var. Adnan Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bu Erbaalıların derneği diyorum ben. Erbaalıların kardeş derneği diyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Başarılarının devamını diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi dileklerinizden dolayı tanıştığımıza da çok memnun olduk. Sağ olun. Hacıpazar Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Sayın Saim Karcı Beyefendi ile beraberiz.
Sayın Bey, bugün itibariyle yeni almış olduğunuz derneğinizin, dernek yerinizin açılışını yaptınız. Bu konuda gerek tavsiyeleriniz, gerekse duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Nedir efendim fikirleriniz? Ben şunu söyleyeceğim. Gerçekten biz 7-8 aydır, 7-8 aydır başkanla beraber, yönetimle beraber, hep beraber gecede sabahlara kadar, yani öyle diyeyim artık bir şey demeyeceğim, siz de biliyorsunuz bunu. 12'lere kadar, 1'lere kadar yoğun bir çaba sarf ettik. Ben bunu başkanıma, yönetimdeki arkadaşlarıma ve de bütün burada bulunan dernek başkanlarıma, belediye başkan yardımcılarıma, sizlere, yakın köydeki arkadaşlarımıza, bütün üyelerimize, hepsine buradan teşekkür ediyorum. Onlar da bizim gibi gerçekten bir dernek sahibi olmasını istiyorum. İnşallah sizlere de bir evi bakıyor olaraktan, sizlere de böyle güzel bir mekan olmasını istiyorum. Başka bir ricam yok. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ederim. Biz iyi dilekleriniz için yine size teşekkür ederiz. Yine yanımızda yönetimde bulunan arkadaşımız burada. Arkadaşımızın da duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Benim fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ben de dediğim gibi geceli gündüzümüze birbirine kattık, çalıştık. Evet, bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzel bir fırsatı sunduğu için. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadınız burada. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Çok teşekkür ederim iyi niyetleriniz için. Buyurun, buyurun. Ben şunu söyleyeceğim. Ben gerçekten sizin köyünün bizim köyü hiç farkı görmüyorum. Sizlere her zaman kapımız açık. Bize çok büyük destekler verdiniz. Çok memnun olduk. Ben size teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun size diyorum. Sizlere de böyle güzel bir mekanı bekliyorum inşallah. Her zaman yanındayız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim başkanım. Hacıpazar Köyü Dernek Başkanımız Sayın Adnan Akbeyefendi bizlerle beraber. Adnan Bey ile yapacağımız röportajda. Sayın Başkanım, köylülerinizle yapmış olduğumuz röportajlarda sizin lehinize hep olumlu söylemlerle karşılaşıyoruz. Gerek bu gibi olumlu söylemleri siz neye borçlusunuz ve mevcut dernek başkanlarına, yönetimine ve üyelere ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Fikirlerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Vallahi ben İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Bizim çalıştığımız kurumda şöyle bir felsefe var. Biz o felsefe üzerine yaşam tarzımızı şekillendirdik. Derler ki her insan için yapılacak bir iyilik vardır. Birinin elinden tutup kaldırmak iyiliktir. Birine bir bardak su vermek iyiliktir. Birisine de bir iş aş vermek iyiliktir. Farklı farklıdır iyilik çeşitleri. Ben hayatım boyunca iyilik yapmaya çalışan bir insanım. İyiliklerimin sayısını artırmaya çalışıyorum. Ya kimileri hani para biriktirir, mal biriktirir. Ben de bundan sonra iyiliklerin sayısını biriktirmeyi, iyi dostların sayısını çoğaltmaya çalışıyorum. Yani ben herhalde buna borçluyum. Kimsenin kötülüğünü düşünmüyorum. Kendim için iyi olmayan şeyi başkası için de düşünmemeye çalışıyorum. Hani bazen nefistir, hani insan bazen kayıyor falan filan ama sonunda yine doğru yolu buluyorum. Yanlışlardan dönmeye çalışıyorum. Yani şey başkanım, bu. Diğer derneklerle alakalı tavsiyeleriniz neler olacak? Valla diğer dernekler de, şimdi dernekçilik gerçekten sivil toplum örgütü günümüzde çok önemli. Toplumların şekillenmesindeki payları çok önemli. Ya sivil toplumlar gerçekten sivil olması lazım. Yani siyasete eşit mesafede olması lazım. Kişilerin siyasi görüşü olabilir ama derneklerin siyasi görüşü olmaması lazım. Yani ben şahsen böyle düşünüyorum. Bizim derneğimizin de siyasi görüşü yoktur. Ama bizim bir siyasi görüşümüz tabii ki var. O yüzden yani bir duruşları, bir çizgileri olsun. Bir tarafa kayıp böyle yamanmasınlar. Ben öyle düşünüyorum. Benim tabii şahsi fikrim. Bir de kalıcı bir şeyler yapalım ki gençlere örnek olalım. Yani yaptığımız şeyler lay lay lom olmasın. Yani ye iç gez eğlen olmasın. Biz ne yaptık onu da söyleyeyim istiyorsanız. Bizim 50 dönüm mezarlığımız var köyde. Mezarlık ağaçlandırması yaptık. 2008 yılında diktiğimiz ağaçlar 1 metre civarındaydı. Bugün 4-5 metre boyunda ağaçlar olmuş ki sedir çamı diktik. Ya hiçbir şey yapmasak o ağaçlar bize yetiyor. 1500 tane sedir çamı diktik. Ayrıca köyümüze morg yaptık. Yine caminin ilave inşaatına katkı yaptık, halısını yaptık falan. Ya böyle şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu mekanda da çocuklarımızın anaokulu çağından iş hayatına atılıncaya kadar olan ki evrelerinde onları bilgilendirmek,
ailelerini bilinçlendirmek, onları doğru yola yönlendirmek düşüncesindeyiz. Özellikle gençlere, çocuklara, hanımlara, beylere, bütün insanlara, onların hayatlarını kolaylaştıracak, bilgi seviyelerini yükseltecek seminerler yapmak istiyoruz. İşte sağlık alanında olabilir, işte kemik erimesi, osteoporoz olabilir, efendim sağlıklı beslenme, ne bileyim ya vesaire konularda böyle topluma yardımcı olacak faaliyetler yapmak istiyoruz. Peki başkanım, Erbağ'dan gelmiş bir ablamızla röportaj yaptık. Ablamız şöyle bir istekte bulundu. Dedi ki, Adnan Başkan'la görüşeceğim, köyün mezarlıklarının bakıma ihtiyacı var dedi. Ve ben de kendisine dedim ki, köyünüzün muhtarı yok mu? Kendisi dedi ki, muhtarımız da var ama Adnan Başkanımızın, muhtarımızın üzerinde etkisi de var ve burada gücü yüksek. Kendisinden mutlaka istirham ediyoruz dedi. Bununla alakalı ne diyeceksiniz? Evet, tabii şimdi ben şöyle bir inanca sahibim. İnsanlar bir şeye bedel ödemedikleri zaman onun kıymetini bilmiyorlar. Ya biz buradan kendi paramızla o ağaçları diktik. Biz orada 2 yılda bakıcı çalıştırdık. Maaşını da biz ödedik. Fakat sürekli biz onu yapamayız. Yani onu yaparsak burada bir şey sahibi olamayız. O yüzden biz oranın bakımını artık köy halkına devrettik. Yani bu iş sadece muhtarın da işi değil. En azından orada herkes bir tane ağacın sorumluluğunu üstlense o ağaçlar bakımsız kalmaz. Yani cenaze olduğu zaman bir bidon su götürürsünüz. O ağacın suyu size ait olur, onu sularsınız. Dibinin temizliği size ait olur, onu temizlersiniz. Ya sokaklar herkes kapısını önünü temizlese sokaklar pırıl pırıl olur değil mi? Yani herkes kendi mezarını temizlese geri kalan yerinde biz temizleriz yani. Buyurun. Başkanım teşekkür ederiz. Sizi meşgulsünüz. Biraz da tuttuk. Evet, şimdi burası gerçekten buranın mülkü, Hacı Pazar Köylü Derneği'nin mülkü ama biz buranın kullanımını bütün dostlarımıza, bütün kardeş derneklerimize açacağız. Bizim istediğimiz tek şey komşularımız rahatsız olmasın. Derneklerin faaliyetlerine aykırı işler olmasın. Hani resmi kurumlardan bize bir sıkıntı yaşanmasın. Onun haricindeki konularda biz buraya onların hizmetini açacağız. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Peki başkanım, sizden son bir görüş daha almak istiyoruz. Gerek Hacı Pazar köylülerinin çocukları olarak, gerekse çevre köy derneklerine, derneklerinde mevcut çocuklar olarak bu çocukların eğitimleriyle alakalı nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Şimdi nasıl bir mesaj vermek istiyorum? Ulu Önder Atatürk ne demişti? Cumhuriyeti biz kurduk, yaşatacak olan gençlerdir. Biz de bu derneği kurduk, yaşatacak olan gençlerdir. Gençler ülkemizin geleceğidir, bizlerin geleceğidir. Yani gençler olmadan olmaz. Hem kendi köyümüzün çocuklarına, hem derneğimizin bulunduğu sokağın çocukluğuna, hem de diğer kardeş derneklerin çocuklarına bir faaliyet yaptığımızda hepsine duyuracağız. Katılanlar katılacak, katılmayanlar da artık ne zaman müsait olursa o zaman katılacak. Biz elimizden geldiği kadar gücümüz nispetinde yardımcı olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim başkanım. Hacı Pazar Köyü Dernek Başkanı Sayın Adnan Ak'la yapmış olduğumuz konuşmanın da sonuna geldik. Değerli misafirler, Hacı Pazarlar Sayın Başkan Adnan Ak Beyefendi gönüllerine koymuşlar.